tavaya. Güzel, lezzetli olacak. Bir dakika hiç yağ koymadan. Patlıcan sevenler burada mı? İki patlıcan ve kemikli kuzu kol. Bakın kemikli ve derisinin yağı. Tarifin sonunda paylaştığım filmi kaçırmayın. Tavaya. Etinizin miktarına göre yapabilirsiniz. Eğer etiniz fazla ise kullanabilirsiniz. İki parça etiniz olsa bile bu yemeği yapabilirsiniz. En yüksek ateşte şöyle bir dakika her tarafını mühürlüyorum. Bakın bir dakika et parçaları yapışsın. Çok daha lezzetli olacak. Bir dakika hiç yağ koymadan. Şu yağlı bölümleri görüyor musunuz? Onları da hemen tavanın boş taraflarına yerleştiriyorum. Boşlukları doldur. Doldur boşlukları. Ve kapağını kapatıyorum. Kapağı kapalı bir şekilde en yüksek ateşte şu anda pişmeye bırakıyorum. Bakın aynı anda yapıyoruz. Hemen patlıcanın şu kafalarını kullanmıyoruz ve patlıcanları paçalı bir şekilde soyuyoruz. Paçalı bir şekilde soy. Hemen ikincisi. Sizden istediğim patlıcanı ilk başta ortadan ikiye bölüyoruz. Daha sonra tekrar ikiye bölüyoruz. Daha sonra tekrar ikiye bölüyoruz. Şöyle. Bakın. Parmağımın 1,5 boğumu büyüklüğünde küp küp kesiyorum. Küp küp. Kestiklerim hemen kabın içine. Fakat burada hızlı olmalıyız. Çünkü kararmamalı kesinlikle patlıcanlar. Patlıcanlara tuz, bolca tuz. Acısı çıkması için ve kurumaması için üstüne geçecek kadar su. Aynen böyle. Şöyle bir de ağırlık koyalım. Suyun altında beklesin. Bakın şimdi beraber açalım. Görüyor musunuz? Suyunu, yağını ve eti hemen böyle alıyorum. Ya Koray biz böyle pişirmiyoruz normalde patlıcanı. Eski anneannelerimizin, dedelerimizin, eski restoratif ustanın şeklini yapıyoruz. Ya Koray anneanneler böyle mühürler miydi? Hiç küçümsemeyin eskileri. Soğanı hemen yemeklik bir şekilde doğruyoruz. Yemeklik. Biraz burada çok ince doğramıyorum, çok kalın da doğramıyorum. Dikkat edin. 2 tane sarımsak. Sarımsağı şöyle üstüne vurup dağıtıyorum. İnce kesmiyorum. 1 çay kaşığı tuz. Ve hemen kavur. 1 dakika başında karıştırıyorum. Daha sonra şöyle yayıyorum. Kısık ateşte ve kapağını kapatıyorum. 5 dakika soğanların yavaş yavaş renginin dönmesi, pişmesini bekliyorum. Hatta 7-8 dakika bile olabilir. 7-8 dakika hatta 9 dakika sonra beraber açalım. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Soğan bütün tavadaki etleri, parçaları kendine katmış, lezzetlenmiş. Yani tavayı dikmez etmiş. Bütün lezzet, bütün parçacıklar içinde devam ediyoruz. Ben köy biberi kullanıyorum. 2 tane. Bir tane Charleston biber. Hangi biber varsa. Sivri biber bile kullanabilirsiniz. Çekirdekli bölümlerini kullanmıyoruz. Burada çok küçük parçalar kesmenizi tavsiye etmem. Çünkü pişeceği için kaybolmasın içinde. İstediğiniz biberi kullanabilirsiniz. Sivri biber bile olur. Ben bir acı biber kullanacağım. İsteyen kullanır, isteyen kullanmaz. Size kalmış. 2 tane küçük domates ya da orta boy bir domates. Sadece domatesi 4'e kesiyorum. Ortadan 2'ye, sonra tekrar 2'ye. Sadece 4'e kesiyorum. Pişerken lezzetini bırakacak.
Gördünüz değil mi? Fenerbahçe'nin hocası tekrardan İsmail Hoca oldu. Ben İsmail Hoca'yı insan olarak çok severim. Ama madem getirecektin, niye gönderdin? Ali Koç saatli bomba çıktı. Ne yazık ki. Üzdü bizi. Kaybedebilirsin, başarısız olabilirsin bu hayatta. Ama doğru çabalamalısın. Kafanın dikine gitmemelisin. Aziz Yıldırım da böyleydi ilk başlarda. Ama çabuk toparladı. Futbol bilmiyordu. Şimdi bu hiç bilmiyor. Bu arada suyu böyle. Hayatta önemli olan neymiş? Para babası olabilmek önemliymiş. Baba parası olması önemli değilmiş. Son kez şöyle bir çeviriyorum. Ali Koç beni bul. Bak oğlum beni bul. İyice karıştırdıktan sonra. Kapağını kapatıyorum. Kapağını kapattıktan sonra kısıkla ortanın arasında böyle güçlü bir ateşte değil ama çok cılız bir ateşte değil. 20 dakika pişmeye bırakıyorum. Et tamamen suyunu bırakacak. Dikkat edin. 6-7 dakika sonra bir kontrol edelim. Tamamen sulanmış olması lazım. Bakın hiç su koymadığımız halde domatesin suyu, etin suyu. Şimdi bu safhada hemen ortasını açıyorum. Ve bir yemek kaşığı domates salçası. Esasında yağ ihtiyacım yok ama lezzetlenmesi için şöyle 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı. Şöyle açıyorum zeytinyağıyla, yemeğin suyuyla. Ve salçayı niye attık burada? Koruma çekiyoruz. Soğanımız, biberlerimiz yanmayacak. Eti koruyacak. Bakın açtıktan sonra hemen. Ve iyice salçayı her yere bulaştırdıktan sonra kapağını tekrar kapatıyorum. Bir 10 dakika daha pişmeye bırakıyorum. Bu arada patlıcanları hemen şöyle bakalım. Acısı tamamen geçmiş. Şu acı suyunu boşaltalım. 10 dakika sonra bir çay kaşığı kırmızı pul biber. Önceden tuz atmıştık ama biraz daha tuz. Kekik ete çok yakışır. 2 çay kaşığı kekik. Ama kırarak bütün aroması, lezzeti çıksın. Sevdiğiniz başka aromalar varsa, baharatlar varsa daha doğrusu kullanabilirsiniz. Şu kekik hemen dağılsın. Görüyorsunuz değil mi? Sulu halini tavanın. Ve şimdi artık sıra patlıcanlara geldi. Domates sosu yoksa normal domates rendeleyebilirsiniz. Şöyle bir. İyice. Tamam, patlıcanların üstünden ver böyle. Şöyle bir. Şöyle 1,5. Ve içme suyu. Yarım bardak. Kaynamaya başladığı anda kapağını kapatıyorum ve ocağın altını kısıyorum. Yaklaşık 25-30 dakikadır pişiyor ama size kalmış. Beraber açıyoruz. Bakalım patlıcan. Görüyorsunuz değil mi? Rahatça et içine giriyor. Hemen bir tavak yapalım. İsterseniz patlıcanı daha da suyunu çektirebilirsiniz ama bence bu dünyadaki en lezzetli yemeklerden bir tanesi patlıcanın suyu. Bu tabağı yaparken mutlaka bakın çizgiyi görüyor musunuz? Bu çizgiyi geçmeyin. Yoksa şık olmaz. Biraz patlıcanından da alalım. Etinden hemen takviye yapalım. Et dökülüyor yalnız, dikkat edin. İnanılmaz sıcak. Gerçekten tutmak çok zor. Yemekten anlayan arkadaşlar anlıyordur. İnanılmaz tok bir suyu var. Tam istediğimiz gibi. Artık şunu bir tadına bakalım. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Anlatılacak gibi değil. Hemen şunu yapmazsam kendimi asla affetmem. 3 parmak tekniği. 3 parmak tekniği. Of. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Bu ne be? Bu ne be? Bir de patlıcan tadına bakın. Et kopuyor mu? Gayet güzel pişmiş. Bir de etin tadına bakalım. Vay be. Vay be.
Koray, ben koyun eti sevmiyorum. Dana etiyle yap. Koray, ben kuzu eti sevmiyorum. Kuzu eti normalde ben de yemiyorum, koyun eti yemiyorum. Ama kıvırcık olursa rahat rahat yiyebilirsiniz. Kesin kıvırcık olduğunu emin olun. Çünkü çoğu yerde kıvırcık diye veriyorlar. Sonra eve gelince ya bu kokuyormuş falan diyorsunuz. Kıvırcık kesinlikle kokmaz. Bu arada hemen şuraya bir film bırakıyorum. Bayram bitmeden film serisine devam ediyoruz. Zengin iş adamı Philip geçirdiği paraşüt kazası sonucu boyundan aşağısı felç oluyor. Ve bir yardımcıya ihtiyacı oluyor fakat çekilmez bir adam oluyor. Kimse ona dayanamıyor. Ve bizim esas olan bunun yanında işe girmek zorunda kalıyor. Ve işte masum bir insan değil bizim esas olan da. Müthiş bir film. İnanılmaz bir dostluk doğuyor. Çok beğeneceğiniz harika bir film. İzleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyeyim. İzleyip izleyip abone olmuyorsunuz. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar. Hayatınızda yediğiniz en iyi patlıcan yemeği olabilir.